Ne yaptık şimdi İsmail Bey? Kim olursa olsun Cumhurbaşkanı oyunun kurallarını koyduk. Dolayısıyla şu andan itibaren Cumhurbaşkanı ismini konuşmanın tam da vakti geldi. Dün konuştunuz mu? İsim konuşmadık ama süreci konuştuk. Dün hiç isim gündeme gelmedi Hayır, mi? Hiç isim gündeme gelmedi ama bir istişare süreci başlatıyoruz. Şunu da yaptık. O Cumhurbaşkanı adaylığıyla ben buna da önem veriyorum. Çünkü nihayet bizim iki ayağı var şu anda bir sistem değişikliğinin bir cumhurbaşkanı bir de mecliste çoğunluk. İkisini birden kazanması lazım. Cumhurbaşkanı adayıyla mecliste nasıl bir seçimde nasıl bir yol takip edeceğimiz, nasıl bir ittifak sistemiyle gideceğimizin eş zamanlı konuşulması lazım. Hani hmm. cumhurbaşkanı bitirirseniz, meclisi konuşmazsınız, bu sefer cumhurbaşkanlığını belki kazanırsınız ama mecliste kaybedersiniz. O zaman o cumhurbaşkanı bu dünyayı dar ederler. Yani AK Parti MHP şeyi mecliste çoğunlukta olduğunu düşünün. Ya da tersi olur. Cumhurbaşkanı olmaz da inşallah bundan hiçbir ikisini de kazanacağız ama bu senaryo düşünmek bakımından millet ve meclis e, seçimlerinde takip edilecek yol ile Cumhurbaşkanı adayı aynı anda konuşulması icap ediyor. Ki bir senkronizasyon olsun. Uyum olsun. Uyum olsun. Hı. Ve hepimiz topluca 360'ın üzerinde bir meclis, e, veya mümkünse 400'ün üzerinde bir meclis, ve e, Cumhurbaşkanı adayı birlikte e, düşünürsün. düşünülsün. Bu modaliteleri çalışmak üzere yani meclisteki alternatif ittifak modellerini bu konuda da açığız. Yani ne kadar çok milletvekili bu blok çıkarırsa o kadar iyi bizim için. A, B, C partilerinin çıkaracakları kadar. Halbuki her partinin mecliste en iyi şekilde temsil edilmesi lazım. Bu olmazsa altılı masa zor yürür. Çünkü e, bu temsilin yetersiz olduğu yerde bir şey doğar, şimdi e, bir tartışma başlar partiler arasında. Mümkün olan en optimum sonuca hep beraber ulaşalım. Bunun için bizim partimizde de, yani Gelecek Partisi'nde de simülasyonlar yaptık, yapıyoruz. İl bazlı simülasyonlar, şu ilde o nasıl bir ittifak, bu ilde nasıl bir... Diğer partilerde dün herkes bunu yaptığını söyledi. Şimdi bunları bir araya getireceğiz. Herkes kendi hmm. e, şeyini bir araya getirecek. Bu zor bir süreç. Neden dün tarihi bir eşikti? Artık söylem ve metin aşamasını bitirdik. Söylemler... Şimdi eyleme. Şimdi geçiyor. eylem. Eyleminde iki ayağı var. Seçime kadar olanı söylüyorum. Cumhurbaşkanılığı seçimini ve meclis seçimini kazanmak. O zaman biz sonra iski eylem ise devleti yönetmek. O, İş bitmiyor yani. Ona, Seçimi kazandınız, ona geleceğiz, devleti yöneteceksiniz. Şimdi o zaman ben şöyle anlıyorum. Siz bu yol haritasını şekillendirdiniz, modellemeyi yaptınız, bütün detayları konuştunuz. Önemli oranda uzlaşmaya da vardınız. Eşik dediniz, eşiği açtınız değil mi? Eşiği Tabii açtınız. tabii tabii. Uzlaşmaya vardık. Önemli oranda bir eşiği şey. açtınız. Diyorum. Cumhurbaşkanı uzlaşmaya. adayını biz o zaman muhtemelen Şubat ayı başlarında öğreneceğiz. Bir tarih vermek doğru olmaz. Oraya yazmadık. Şimdi istişareleri başlatıyoruz. Çünkü dediğim gibi milletvekili seçimlerinin de takip edecek yolunda netleşmesi lazım. Hmm. Yani Cumhurbaşkanı adayı şöyle bir kamuoyunda algı olmasını istemem ben açık söyleyeyim. Evet. Rehavete yol açar partilerde. E, Cumhurbaşkanı adayını tespit ettik. Şimdi Cumhurbaşkanlığını kazanalım. E meclis ne olacak? Mecliste kim nasıl bulunacak? Meclisteki partilerin konumları yürütmede nasıl temsil edilecek? Türkiye'de şöyle bir kanaat hasıl oldu. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle meclis önemini kaybetti. Kimin cumhurbaşkanı olacağını kazandı. Hayır. Şu anki sistemde dahi mecliste cumhurbaşkanının çoğunluğu olmadan da cumhurbaşkanı yürüyemez. Bırakın toplum şeyi idare etmeyi. Hmm. şeyi Cumhurbaşkanlığı yarın Bahçeli Erdoğan ayrışsın. Erdoğan bütçede özellikle bütçe kalemlerinde hiçbir adım atamaz hale gelir. Beştepe'nin o meşhur uçakların kalkması bile imkan hale gelir. Cumhurbaşkanı bütçesini sıfır liraya indirdiğini düşünün meclis. Onun için diyorsunuz ki mecliste kazanmamız tabii, lazım. Tabii tabii. Yani şimdi operasyonel dönem başladı. Bakın Heh. bir pis